Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Şubat 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Şubat ayına biraz meşgul başlıyorsunuz. İş temponuz öne çıkıyor. Çok yorulabilirsiniz. Mesleki konularda çalışmalarınız, öğrenciyseniz eğitim hayatınızla ilgili mücadeleleriniz var. Günlük hayatınızda temponuz çok yoğun. Biraz evet desteğe, yardıma ihtiyacınız var. Zaman zaman çok yalnız başınıza mücadele içerisinde, çalışma içerisinde olabilirsiniz. Çalışmayanlar için de ev ortamında işler, sorumluluklar biraz artıyor. Evcil hayvanlarınızla ilgili konular, genel sağlığınız, kontrolleriniz, tedavileriniz. Yani benzeri konularda da aslında biraz daha planlı, programlı hareket ediyorsunuz. Sağlığınızla ilgilenmeniz, diyete başlamanız, bir tedaviyi planlı bir şekilde yapmanız mümkün. Ve bunun da hızlı sonuçlarını alabilirsiniz. Ayın 19'una kadar Güneş Kova burcunda parlayacak. İlişkiler, eş, partner alanınızda da bir enerji artık öne çıkıyor. Dolayısıyla gezegenlerin de ayın ilk haftasından sonra Kova burcuna doğru ilerliyor olması biraz daha hani ilişkilerle ilgili enerjileri de arttıracak. Yani eşinize daha fazla odaklanmanız, evlilik planları, buralarda bazı konuların olması ya da işbirlikleri, arkadaşlıklar ve partnerinizle birlikte yapacağınız girişimler içinde gökyüzü daha fazla sizi desteklemeye başlayacak. Ayın 10'unda 20 derece Kova burcunda yeni ay doğuyor. Evet, bu yeni ay sizin için önemli bir yeni ay. Tam karşıt burcunuzda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuzda yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok etkili bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Uranüs'ün de Boğa burcunda güçlü bir tesiri var. Dolayısıyla bu yeni ay etkisiyle hayatınızda yeni bir tanışma olabilir. Tanışacağınız kişi gerçekten geleceğinizi, kaderinizi etkileyebilir. Toplumdaki statünüzü etkileyebilir. İşbirlikleri, ortaklıklar, evlilik kararları verebilirsiniz. Veya süre gelen ilişkilerinizde bazı dönüm noktaları olabilir. Tüm bunlar sizin için aslında çok etkili ama ilişkilerinizle de çok bağlantılı bir yeni ay olduğunu bize işaret ediyor. Zaten hani süre gelen ilişkilerde daha fazla enerji vereceksiniz. Ayın 13'ünden sonra Mars'ın da bu alana gelmesi, Venüs'ün de bu alana, Kova burcuna gelmesi buradaki etkileşimleri arttırıyor. Üstelik bu ay çok önemli de bir gezegen kavuşumu var. Mars ve Plüto 14'ünde Kova burcunda birleşecek. Güçlü ve sert bir açıdır ama çok etkili bir açıdır. Dönüştürücü bir açıdır. Özellikle ilişkilerde güçlü bir mücadele anlamına geliyor. Bu tabii ki İlişkiler bazen rakipler de olabilir ya da karşımızdaki bir düşman da olabilir. O yüzden özellikle açık düşmanlara dikkat edin. Rakiplere dikkat edin çünkü çok daha güçlü, çok daha mücadeleci olabilirler. Biraz riskli olabilir bu dönem sizin için. Güvenmediğiniz kişilerle çok fazla bir arada olmamaya çalışın. Ya da hani gereksiz böyle rekabet ortamlarına, gereksiz çatışmalara girmemek lazım. Çünkü karşınızdaki kişinin güçlü olması ve sizin için biraz sıkıntı yaratması bu dönemde mümkün görünüyor. Ayın 19'undan itibaren Güneş Balık burcuna geçecek. Merkür 23'ünden itibaren Balık burcuna geçecek. Ayın son haftasında özellikle para hesapları, finans işleri, muhasebe işleri, borç alacak konuları, banka, kredi konuları ve benzeri alanlara biraz daha yönelmeniz, bu alanların aydınlanması mümkün. Aslında Şubat ayı sizin için parasal konularda da çok önemli. Bu daha çok ayın son 10 günlük döneminde, son haftasında belki sizin için biraz daha belirleyici olacak. Ama öncesinde ilişkilerle de ilgili mücadelenin öne çıktığını görüyoruz. Yani bu bir işbirliğinde olabilecek, ortakla olabilecek bir mücadele, bir evlilik ilişkisinde eşle partnerle olan bir mücadele olabilir parasal anlamda. Ve ayın 24'ünde Başak Burcu'nda Dolunay var. Bu Dolunay 5 derece Başak Burcu'ndaki Dolunay para evinizde aydınlanıyor. Yani parasal konularda bir netleşme var. Eğer ayın ilk haftalarında burada bir para kazanma, bir parayı alma gibi bir mücadeleniz varsa 24'ü ve yakınlarında ayın son günlerinde bu netleşebilir. Bir parayı almanız, bir borcu yapılandırmanız ya da bir alacağınızı ele almanız mümkün. Bununla birlikte tabii ki iş ve ortaklıklarla bağlantılı bir işe başlama, bir para kazanma süreciniz de söz konusu olabilir. Yatırımlarınız veya alışverişlerinizle de ilgili bir dönüm noktası olabilir. Jüpiter'den olumlu bir açı alıyor.
bu dolunay aslında bereketli bir dolunay, yapıcı, iyimser, şifalandırıcı bir dolunay. Yani sorun çözen bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Zaten Başak Burcu genel olarak sorunları keşfedip çözen bir burçtur. Dolayısıyla parayla ilgili bir sorununuzu keşfetmeniz ve çözmeniz mümkün. Para, yani bir işe girmeniz, işte artık para kazanmanız ya da gelirinizin artması ya da işte parayla ilgili bir beklentiniz var. Bunun bir sonuçlanması, bir borç var, bunu bir ödemeniz ya da işle ilgili bir yatırım yapmanız gibi konular bu dolunayda netleşebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Özellikle değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balık 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Ayın son günlerinde 27-28 Şubat gibi Güneş, Satürn ve Merkür balık burcunda kavuşacak 8. evinizde. Dolayısıyla para konularında ya da bir borçlanma konusunda, bir kredi konusunda önemli bir karar vermeniz, belki bir anlaşma yapmanız, imza atmanız, daha uzun vadeli bazı yapılandırmalar içerisinde olmanız da mümkün görünüyor. Yani bu ay parayı ilişkilerle bağlantılı olarak da gelirlerinizi, giderlerinizi, paylaşımlarınızı daha ciddi gözden geçirip buralarda bazı önemli kararlar alabilir, yeni yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.